Dün hakikaten yani Ayten ablanın gidişine ben çok üzüldüm. Onun da üzgün olduğunu tahmin ediyorum ama aramızda biri var ki hepimizden daha fazla üzülmüş belli ki. Bazı açıklamaları olmuş kameralarımıza. Şendoğan abiden bahsediyorum pek tabii ki. Bir VTR'mizi izleyelim. Şendoğan abi bir kulak verelim bakalım neler hissediyor. Buyurun. Ben burada olduğum müddetçe Şendoğan Bey de taliplerine olumsuz cevap veriyor. O da evlenemez. Ben beynimde hiçbir şey saklayan bir insan değilim. Sonuçta ne varsa odur. Açık ve net. Evet, duygusal bir yönü vardı. Önceden de vardı. Ha, onun açısından baktığın zaman belki biraz da az diyebilirim. O da gayet doğaldır. İyi bir insan. Ben o gözle baktım Ayten Hanım'a. Zaman içinde bu düşünceler duyguya dönüştü. Fakat bu duygu oluşumu demek değildir ki bir sevgi, bir aşk. Bu süreçtir, zamandır. Sevginin ileride doğacak belki de bir aşkın başlangıcı ve ilk adımıydı. Ve çok dikkatli attık bu adımları. Fakat aramızdaki yaş gerçekten büyük bir yaştı. O da olmazsa olmazlarını ortaya koydu. Bu güzeldi benim için çünkü yarın bunlar sorun olabilirdi. İleride kuracağımız yuvanın belli bir kriterlere oturması lazımdı. Ben de bu duygularımın esiri oldum diyebilirim. Ben de dönüş yapamadım. Burada tıkandık biz. Yani biz bunları aşabilseydik bugünden çok daha iyi yere gelirdik. Ayrılırken Ayten Hanım'ın konuşmaları olsun, duygusal davranışları olsun. Ben kendimi de Ayten'in karesinde gördüm açıkçası. Ayten Hanım'ın aslında gidişi benden de bir parça aldı götürdü. Ben onunla devam etmek istiyorum aslında. Gittiği için acı çekiyor. Dönmesi için birisini çağırması lazım. Ya siz çağıracaksınız ya ben. Ve gelecektir o. Eminim yani. Ayten Hanım, ayrıca sizi bekliyoruz. Burada görmek istiyoruz. Fazla acı çekmeni istemiyorum. Locanın gizemli hanım oldu mu? Andım bu gece. Kulakların çınlasın. Şimdi dargınız seninle. İnan sen erkekten başkasın. Seni andım bu gece. Kulakların çınlasın. Şimdi dargınız seninle, inan sen herkesten başkasın. Şimdi dargınız seninle, inan sen herkesten başkasın. Belki bana çok uzaktasın, belki bana çok yakınsın. Belki bana çok uzaktasın, belki bana çok yakınsın. Şimdi dargınız seninle, inan sen herkesten başkasın. Şendoğan abi çok büyük bir açık yüreklilikle, samimiyetle çok güzel anlatmışsın duygularını, düşüncelerini. Açıkçası ben ta o ilk Ayten ablayla karşılaştırma anınızdan beridir hakikaten hissediyordum senin bir şeyler hissettiğini ve içinde bazı şeylerin bitmediğini. Şartlar sizi bu noktaya getirdi ve sen şimdi diyorsun ki yaraladı beni gidişi. Bu sözlerin beni gerçekten çok etkiledi. Onu da yaraladı aslında. Bence de. Yara tek taraflı değildir. Eğer tek taraflı bir insan yara alıyorsa öldü demektir ki hiçbirimizi o konuma koyamayız. Zaten biz yaşıyoruz, ayaktayız. Ne yaptın dün otelde? Uyudun mu? Uyuyabildin mi? Neler geçti kalbinden? Ya Zuhal Hanım, fazla özele girmesek ya. Ben bilirsin her şeyi anlatan bir insanım. O bende kalsın, içimde kalsın. Çünkü
içimde kalan bir şey değerlidir. Aslında onu dışarı attığın zaman o değerini birazcık kaybediyor. Bırakın içimdekiyle ben yaşayayım. Müsaade ederseniz. Ama çağrıda bulunuyorsun. Tekrar gelmesini istiyorsun. Çağrı başkadır. Evet, bulunuyorum. O gün de canlı yayında dedim. Siz sordunuz bana. Gitmesini istiyorum. İstemiyorum değil mi? Kalmasını istiyorum. Bunun çok nedeni var. Sadece benle ilgiliydi. Gerçekten Ayten Hanım ilk başta şunu demiştim. Locanın gizemli bayanı. Hala da onu söylüyorum. Sevinç Hanım'ı da örnek verebilirim. Evet, benim çok çok beğendiğim, takdir ettiğim. Çok duygularını, düşüncelerini dışa vuran bir yanım değil Ayten Hanım. Değil. Abla. Oturmasıyla, sessiz, kalkmasıyla, konuşmasıyla. Bakın biz hiç bu süreçte birbirimizi kırmadık, incitmedik. Biliyorum. Peki ben başka bir şey sormak istiyorum. Sence çok samimi bir cevap istiyorum. Her zaman o. Biliyorum öyle olduğunu ve olacağını. Ayten abla sana karşı bir şeyler hissediyor mu? Muhakkak etmesi lazım aslında. Etmesi lazım değil. Ediyor mu sence? Etmeseydi bu konuma gelmezdik zaten. Yani size biraz da kapalı konuşayım. Yani daha açık konuşmak istemiyorum. Çünkü kendisi burada yok. Onu... Ama çok güzel anlatıyorsun. Üzmek çok... istemiyorum. Burada kötü bir şey yok. Ha, şu anda zaten o da aktarmışsın duygularını. O da şu anda bizi izliyordur. Mutlaka. Ona da cevap hakkı gelirse kullanabilir. Hiçbir şey dünyada tek taraflı değildir. Tek taraflı olan bir şeyin bir saniyede cevabı vardır. Hayır. Bu böyle yani. Evet, yani ben eminim ki Ayten abla izliyordur. Mutlaka ki çağrına da bir şekilde ama gelerek, ama gelmeyerek ya da telefonla cevap verecektir. Gönül ister ki hani gelsin ve karşılıklı bitmemiş, yarım kalmış bu duygular tamamlansın, birbirini bulsun. Ama hani geldiğinde ne değişecek? Ailesi öncelikle zaten engel olmuştu sizin evlenmenize yaş farkından dolayı. Sen de dile getirdin tekrar. Yani bir şeylerin değişeceğini düşünüyor musun? İnanıyor musun buna? Tekrar geldiğinde... Hayır, pek inanmıyorum. Çünkü onun olmazsa olmazları vardır. Benim de olmazsa olmazlarım vardır. Ben saygı duyuyorum onun olmazsa olmazlarına. Benim olmazsa olmazlarıma saygı duymasam dahi vazgeçilmezdir. O konuda benim de esneklik göstermem mümkün değil. Artı ailesi vardır, artı yaş kriteri vardır. Bunları yani es geçemeyiz. Gerçekten bunlar da sorundu. Ama bir yere geldik, orada tıkandık. Ben şahsen inanmıyorum bu işin gideceğine. Ama Ayten Hanım gerçekten mutluluğu, eskiden yaşadığı mutsuzluklarla beraber mutluluğu çok hak eden bir bayandır. Açık ve net diyorum, benle olur, başkasıyla olur ama olsun, Ayten Hanım mutlu olsun. Onu canı gülünden istiyorum ben. Peki, gene söylüyorum, büyük bir açık yüreklilikle duygularını, düşüncelerini aktardı. Bilmiyorum Ayten abla kayıtsız kalır mı, bir cevap verir mi? Ya da bundan sonra Şendoğan abinin buradaki yolundan gelip geçenler onda Ayten ablanın yarattığı etkiyi, beğeniyi yaratabilir mi? Zuhal Hanım, teşekkür... bu konuda söz verebilir misiniz bana? Bu Kim konuda o? Söz Tarkan verebilir Bey. Misiniz? Tabii. Şendoğan Bey'i tenzih ediyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın aramızdaki geçen şeyden dolayı. Ayten ablayla biz burada tanıştık. Hatta evet, yakın bile çıktık. Bütün aile fertlerimiz birbirine çok yakın çıkmış. Öyle aynı mi? Semtte de oturuyormuşuz. Hı. Ve her gün buradan eve beraber gidiyorduk. Evet. Benimle çok dertleşti, paylaştı. Hatta bugün de bir talibinin aile fertleri görüştürecekmiş. Dün söyledi bize zaten, birini buldular dedi. Evet, nedir? Yani söylemek istediğiniz yani, alayım. Ayten ablanın, Tarkan dedi, ya işimi kuracağım ya orada ailemi kurmam gerekiyor dedi. Şendoğan Bey'e saygı duyuyorum dedi, duygularına dedi. Ama dedi, ben de oraya gittiğim zaman üzülüyorum dedi. İnsanlar beni tekrar tekrar dedi yakıştırmaya çalışıyor dedi. Ailem de üzülüyor, ben de üzülüyorum dedi. Ya evlilik yapacağım dedi ya da güzel bir işim var, onu kuracağım dedi. Öyle mutlu olacağım dedi. Peki, Şendoğan abi senin yerine alıyorum. Al. İnşallah güzel bir haber alırız Ayten abla. Gel.